merhabalar. Bugün sizlerle beraber keklerinizde, pastalarınızda, hatta tatlılarınızda bile kullanabileceğiniz muhteşem bir çikolata sos yapacağız. Çikolata sosumuz için şöyle 2 su bardağı süt kullanacağız. 4 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı dolu dolu kakao, 1 tatlı kaşığı un, yine 1 tatlı kaşığı kadar tereyağı, 1 paket de vanilya kullanacağız. Evet, çikolata sosumuzu pişirmeden önce tenceremizde güzelce bir harmanlayacağız. Öncelikle tenceremin içerisine unumu ilave ediyorum. Daha sonra toz şekerimi, kakaomu ilave ettikten sonra da şöyle bir çırpıcı ile güzelce malzemelerimi karıştırıyorum. Daha sonra vanilyamı ilave edeceğim. Arkadaşlar, ben vanilyamı çikolata sosunda unumun kokusu gelmesin diye kullanıyorum. Dilerseniz vanilya da kullanmayabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Şimdi sütümü ilave ediyorum. Öncelikle 1 su bardağı sütümü ilave ettim. Şöyle güzelce karıştıracağım. İçerisinde hiç topak kalmayacak şekilde. Evet, daha sonra diğer sütümü de ilave ediyorum. Bu işlemi mutlaka tenceremizi ocağımıza almadan önce yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde ocağımızın üzerinde bu işlemi yaparsak tüm malzemelerimiz hem topak olacaktır hem de toz malzemelerimiz yanacaktır. O yüzden bu şekilde karıştırmamız gerekiyor. Evet, şimdi ocağımda güzelce çikolata sosumu pişireceğim. Evet, çikolata sosumu ocağıma aldım. Ocağımın altı kısıkta şu an. Bu şekilde sürekli karıştırmak suretiyle çikolata sosumuzu pişireceğiz. Tıpkı puding yapar gibi, puding muhallebi. Kaynayana kadar sürekli karıştıracağız. Kaynamaya başladıktan sonra hemen çikolata sosumuzun altını kapatmamız gerekiyor. Evet, çikolata sosumuz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şimdi içerisine tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağımızı başta ilave etmemiştik. Çikolata sosumuz hafif hafif kaynamaya başlayınca tereyağımızı ilave ediyoruz. Çikolata sosumuz tamamen kaynayıp üzeri göz göz olana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Evet, çikolata sosumuz kaynamaya başladı. Yine karıştırmaya devam ediyoruz. Çikolata sosumuz böyle çok güçlü bir şekilde kaynayınca tamam demektir. Evet, çikolata sosumuz oldu. Şimdi hemen ocağımın altını kapatıyorum. Evet, şimdi de çikolata sosumuzu şöyle genişçe bir kaba alacağız ve o şekilde soğumaya bırakacağız. Evet, çikolata sosumuzu şöyle genişçe bir kaba aldık. Bu şekilde soğumaya bırakacağız. İçerisinden çırpıcımı da çıkarmadım. Bu şekilde 10-15 dakikada bir
çikolata sosumuzu sürekli karıştırmamız gerekiyor. Yani karıştırarak soğutmamız gerekiyor. Eğer karıştırmazsak üzeri kabuk bağlayacaktır. O yüzden 10-15 dakikada bir bu şekilde karıştıracağız. Çikolata sosumuz tamamen soğuduktan sonra keklerinizde, pastalarınızda artık nerede kullanacaksanız kullanabilirsiniz. Ben hemen şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvamımız tam olarak bu şekilde. Şahane bir çikolata sos tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.